Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. 6 Mayıs Cuma bugün sevgili izleyiciler. Haftanın son iş gününde de ana haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Gündemde öne çıkan başlıklarla. Bir yandan ekonomi önemli başlıklardan biri. Bir yandan da mülteciler konusu en çok konuşulan tartışma başlıklarından, konuşma başlıklarından. Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu'nun tartışması bugün gündemdeydi. Açıklamalar var. Neler oldu? Açıklamalar neler? Az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Bir yandan da tabii terör operasyonları da devam ediyor sevgili izleyiciler. Koronavirüs bir başka başlığımız. Ukrayna-Rusya gerginliğinde son durum ne? Hepsini ana haber bültenimizde tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Efendim hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı geçirdiği İstanbul Çatalca'da vatandaşlara hitap etti. Çatalca'nın eksiklerinin giderilmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Artık böyle çukur, çamur vesaire olan bir Çatalca olmayacak. Bu Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Yeni çalışmaların müjdesini verdi. İlçe halkıyla bayramlaştı. Sizleri bayram ertesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Ramazan bayramını İstanbul Çatalca'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilçe sakinlerine hitap etti. Çatalca'nın altyapı ve üst yapı eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanacağının altını çizdi. Şu anda Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktada teminatı verdi ve belediye başkanım da araç gereci temin ederek müşterek bir çalışmayla inşallah Çatalca'mızın altyapısını da üst yapısını da bu noktada gerçekleştirmiş olacaklar. Ve istiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin. Çatalca'da muhtarlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da ilçe halkının hayatını kolaylaştıracak projelerin müjdesini verdi. Burada tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nde bazı sorumluluklar var ama maalesef Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluklarını yerine getiremediği için vatandaşımızı da mağdur edecek halimiz yok. İnşallah önümüzdeki yaz dönemi Çatalca için önemli gelişmeler olacak inşallah. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile tartışma yaşayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hem kabineden hem de AK Parti'den destek geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Soylu'yu makamında ziyaret etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ümit Özdağ'ı eleştirdi. Çelik, ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük provokatif çabalar kötü niyetlidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, peş peşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek desteklerini iletti. Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret eden Oktay, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız ifadesini kullanan Oktay desteğini iletti. Hem Fuat Oktay hem de Nurettin Nebati seninleyiz Soylu etiketini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Soylu'yu hedef alan Ümit Özdağ tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla verdi. Ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provokatif çabalar kötü niyetlidir. Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provokatif çabalar kötü niyetlidir. Çelik, nefret ve düşmanlık tohumları ekmenin demokrasiyi zehirleyeceğini söyledi. Avrupa'nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir. Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır. Devletimiz ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. AK Parti nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir. MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a sert tepki gösterdi. Yaşananları pis bir kumpas olarak niteleyen Bahçeli, bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz dedi. Bakanlık önüne gelenler ateşle oynayan provokatörlerdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bu sözlerle tepki gösterdi.
Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması, vakayı adliyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır. Herkes sınırını ve yerini bilsin. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin karanlık bir ortama sürüklenmek istendiğine dikkat çekti. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler, ateşle oynayan provokatörlerdir. MHP lideri Bahçeli, terörle mücadele eden kurum ve kuruluşların polemiklerin içine çekilmesini eleştirdi. Türk milletinin başta İçişleri Bakanı olmak üzere terörle mücadeleyi inançla yürütenlere büyük destek verdiğine işaret etti. Türk milleti soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir. Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz. Efendim, sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Yaklaşık bir saat önce meydana geldi. Küba'nın başkenti Havana'daki bir otelde büyük bir patlama meydana geldi. O patlamaya ilişkin ilk görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Patlama sonrası otelin ön cephesinin neredeyse tamamen çöktüğünü görüyoruz sevgili izleyiciler. Tadilatta olan Hotel Saratago'da meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Küba parlamentosunun yakınında olan otelin ön cephesi büyük zarar gördü. Bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri olayın hemen ardından sevk edildi. Enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi var. İlk gelen bilgiler bu yönde ama can kaybı ya da yaralıya ilişkin bir bilgi yok. Şu anda yeni bir sıcak bir gelişme sevgili izleyiciler, yeni bir bilgi geldi. 4 kişinin öldüğüne yönelik yeni bir bilgi ve çok sayıda yaralının olduğu da belirtiliyor. Küba parlamentosunun yakınında olan otelin ön cephesi büyük zarar gördü demiştik. Sağlık ve emniyet ekiplerinin sevk edildiğini aktarmıştık. Küba polisi çevrede bulunan okulu ve bazı binaları tahliye etmeye olayın ardından başladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel patlamanın nedeninin bombalı bir saldırı olmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Küba medyasında ise patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı iddiaları yer aldı. İstanbul Tuzla'daki bir tersanede gemi tamiri sırasında gaz sızıntısı oldu. 4 işçi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumu ağır. Gemide karbondioksit sızıntısı alarmı verildi. Ambulanslar ard arda tersaneye girdi. Tuzla'da hareketli saatler yaşandı. Hemen arka tarafımızdaki bu tersaneye yanaşmıştı bakım ve onarım için o Liberia bandıralı gemi. Ancak sabah saatlerinde bir gaz sızıntısı yaşandı. 8 işçi etkilendi. 4 işçi ise zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Dün akşam ilk kontroller yapıldıktan sonra olduğu gibi gemi kapatılmış vaziyette. Sabahleyin de arkadaşlar işe başladığında hiçbir iş güvenlik tedbirleri alınmadan, gaz ölçümü yapılmadan, işe başladıktan 1-1,5 saat sonra da böylesi bir zehirlenme durumu ortaya meydana geliyor. Bunlar kendileri bir test yaparken yanlış bir düğmeye basmak diyebilirim. Hani herkesin anlayacağı tabirde konuşayım. Makine dairesinde bu gaz sızıntısı meydana geliyor. Yani daha doğrusu karbondioksit doluyor. Biz zaten oralara girmeden önce gaz fili cihazıyla gaz ölçümleri yapıyorduk. Onlar onu yapmadığını bilmiyoruz gemide. Eğer bunu tersen yapmış olsaydı bu işi böyle bir kaza olmazdı kesinlikle. Zehirlenen yabancı uyruklu 4 işçi tedavi altına alındı. Birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Gaz sızıntısı kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mersin'de 1 Mayıs'ı kana bulamak için eylem hazırlığındayken yakalanan 10 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaldıkları evde bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu baba ve oğlu tutuklandı. Mersin Emniyeti teröristlerin 1 Mayıs'ta eylem yapmayı planladığını tespit etti. Kimliği belirlenen 12 şüphelinin evine geçen hafta şafak operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi, biri tutuklandı.
emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Mersin'de yakalanan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler Adana'da kriminal polisi tarafından inceleme altına alındı ve hazırlanan raporda bu malzemelerin bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlandığı kesinleşti. Gördüğümüz malzeme amonyum nitrata benziyor. Kaldıkları evde bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu baba ve oğlu tutuklandı. Patlayıcı hazırlayan baba ve oğlunun 1 Mayıs'ta bombayı infilak ettirdikten sonra Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kimliği belirlenen 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Başkent'te polisin Fethullahçı terör örgütüne yönelik Mart ve Nisan ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 660 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada FETÖ'ye yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre 1 Mart 30 Nisan tarihlerinde FETÖ'nün adalet, emniyet, jandarma, hava ve kara kuvvetleriyle diğer kurumlardaki yapılanmalarına yönelik 19 operasyonda 660 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 189'u etkin pişmanlıktan yararlandı. Zanlıların beyanda bulunduğu 2503 kişiden 909'unun FETÖ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ilk kez tespit edildi. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hepimizin içini yakan bir kadın cinayeti daha. 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, İstanbul Esenler'de sokak ortasında öldürülmüştü. Gencecik bir kızımız. Cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Atalay ailesi üzgün ve öfkeli. Katil zanlısı Ümit Karakoy'un Asiye'yi daha önce defalarca rahatsız etmişti. Hatta biz de 2 yıl önce şikayette bulunmuştuk diyor ailesi. Zanlı Ümit Karakoy'un ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve kasten öldürme suçundan tutuklandı. Onun ilk ifadeleri ve ailenin anlattıkları, cinayete ilişkin yeni ayrıntıları da net bir şekilde ortaya çıkardı. Neden öldürdün? Şu kadarcık bir mesafede çocuk böyle vurdu, kaçtı zaten yukarı. Aklımıza gelmedi yani. Kızı vuracağını aklımıza gelmedi. O anlara tanık olanlar aklımıza bile gelmedi diyor ama 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın ailesi tehlikenin farkındaydı. Onlara göre cinayet göz göre göre geldi. 5 senedir takıntılıydı. Ortaokuldan belli takıntılıydı. Bırakmadı. Konuştum, çok yalvardım. Şikayetçi de oldum. 2 sene yattı. Psikolojik bozukluğundan saldılar bunu. Şimdi çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Gece saat 12.30 sularıydı. 19 yaşındaki Asiye Atalay saplantılı kişiyle birlikte işte buradaki 575 sokaktan yürümeye başladılar ve bir süre sonra tartışmaya başladılar. Ve onların o tartışması da çevrede net bir şekilde duyuluyordu. Çocuk öncesinde zaten çok zorladı silahı. Silah patlamadı önce. Önce başına dayadı, patlamadı. Sonra kız yere düştü. Sokak ortasında başından vurularak hayatını kaybeden Asiye gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazesinde yas ve öfke bir aradaydı. Yeter! Hepimizin evladı var! Yeter! Yeter! Katil zanlısı Ümit Karakoyunsa kısa sürede yakalandı. Hakkında hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 ayrı suç kaydı vardı. Organize şekilde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kalmış, yargılaması sürerken yaklaşık 6 ay önce tahliye edilmişti. Zanlı Karakoy'un olay günü Asiye'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayını takip ederek yanına yaklaştı. İlk ifadesinde önce yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. Ama daha sonra Asiye Atalay'ı kıskandığı için öldürdüğünü itiraf etti, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Efendim, salgın tablosundaki olumlu havayla birlikte normale dönüş devam ediyor. Sağlık kurumlarında yapılan tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkumların izinleri de bu ay sonunda sona eriyor. Virüsün yayılımı azaldı, günlük vaka sayısı 1000'e düştü. Tablonun hafiflemesiyle bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüs tedbirleri bir bir kaldırılıyor.
Sağlık Bakanlığı PCR testi uygulamasında değişikliğe gidilmesine karar verdi. Sağlık kurumlarında tarama amaçlı yapılan testler kaldırıldı. Buna göre hastalara yatış öncesi, yatış sırasında ya da günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi yapılamayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan 2020'de açık cezaevindeki hükümlülere verilen ev izni de sona eriyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, izinlilerin 31 Mayıs itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri gerektiğini duyurdu. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını Genel Müdürlüğün resmi web sitesindeki sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Belirlenen tarihe kadar dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Cezaevine dönecek hükümlü sayısının 80 bin olduğu öğrenildi. Haklarında denetimli serbestlik uygulananların da 1 Haziran'dan itibaren planlanmış hükümlülüklerine uymaları gerekiyor. Efendim, Çin'de uzun zamandır, özellikle son zamanlarda çok ciddi önlemlerin, koronavirüs önlemlerinin alındığını aktarıyoruz size sürekli. Çarpıcı bir örnek daha. Şangay kentinde bir kadın işsiz kalıp telefon kulübesine sığındı ve kentte sıkı salgın önlemleri devreye girince Çinli kadın bütün karantina sürecini o telefon kulübesinde geçirmek zorunda kaldı. Önlemler o kadar sert. İşte ailesinden ayrılan, karantinaya alınan küçücük çocukları da gördük bildiğiniz gibi. Şangay'da salgın kontrol altına alınsa da sıfır vaka politikası nedeniyle karantinanın sürmesi tabii eleştirileri de beraberinde getiriyor. Sene başında işsiz kaldı, evinden ayrıldı, köpeğiyle birlikte telefon kulübesine sığındı. 50 yaşındaki Çinli kadın Şangay'daki karantinaya da burada yakalandı. Başka kalacak yeri olmayan kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bir anda ülke gündemine oturdu. Çinli kadın yapılan konaklama ve yardım tekliflerini geri çevirdi. 28 Mart'tan beri karantinada olan Şangay kentinde salgın kontrol altına alındı. Kentte vakaların 22 Nisan'dan beri düşüşte olduğu ve kontrolün sağlandığı açıklandı. Ancak karantina sürecek. Pekin yönetimi sıfır vaka politikasını uygulama konusunda ısrar ediyor. Az sayıda vaka ve ölümlere rağmen uygulanan sert salgın önlemleri ise tartışmaları beraberinde getiriyor. Çin'de 2020'den bu yana belirli aralıklarla uygulanan karantinalarda daha önce de ilginç manzaralar yaşandı. Temaslı oldukları gerekçesiyle insanların evlerinin kapıları dışarıdan kilitlendi. Küçük çocuklar ailelerinden ayrı karantinaya alındı. Çeşitli bitki yüzeyi ve hayvanlara da koronavirüs testi yapılması hafızalara kazındı. Mayıs ayında yurdun bazı kentlerinde manzara kışı aratmadı. Artvin-Ardahan arasındaki Sahara geçidinde kar yağışı etkili oldu. Karadeniz'de heyelan tehlikesi devam ediyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan anı kameraya yansıdı. Kaya kütlesi parçalanarak yamaçtan aşağıya işte böyle aktı. Görüntüler aracıyla yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından kaydedildi. Karadeniz'de son dönemde yaşanan heyelan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Akçaabat-Düzköy Karayolu'nun 8. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında heyelan meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı. Heyelan sırasında büyük bir toz bulutu oluştu. Bölgede temizlik çalışması başlatılacak. Sayın seyirciler, Van'da Mart ayında meydana gelen çığın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 13 kişilik ekip tırmandığı Başet Dağı'ndan inişe geçtiği sırada çığa yakalanmıştı. İşte dehşet dolu anlar şimdi ekranlarınıza geliyor. Mart ayının sonuydu. 13 dağcı Van'ın Başet Dağı'na tırmanışa geçti. Zirveye sorunsuz ulaşan ekip kayaklarla inişe geçtiği esnada çığa yakalandı. Ve dördü kar kütlesi altında kalarak metrelerce sürüklendi. Yıldırım! Can pazarının yaşandığı o anlara dair yeni görüntüler çıktı. Olayın şokunu atlatan diğer dağcılar zaman kaybetmeden arkadaşlarını aramaya koyuldu. Everybody search mode search! Tecrübeleriyle önce çığda sürüklenenlerin yerini tespit ettiler. Daha sonra da küreklerle kar altında kalanları çıkardılar. Burada, kendi burada. Dağcılar olay sonrası jandarmadan destek istedi. Helikopterle kazazedeler çığ bölgesinden tahliye edildi. Ekibin profesyonel oluşu ve zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi.
Sevgili izleyiciler, Mayıs'ın 6'sındayız ama arkamda gördüğünüz manzaralar hala kışı bir türlü geçemediğimize, bahara başlayamadığımıza delalet aslında. Mayıs ayında yurdun bazı kentlerinde manzara kışı aratmadı çünkü. Artvin Ardahan arasındaki Sahara geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Bitlis'te ise Nemrut Krater Gölü'nün yol açma çalışmaları kar ve tipi engeline takıldı. Kar yağışı Mayıs ayında etkili oldu. Yurdun iç ve doğusunun yüksek bölgeleri karla kaplandı. Kar nedeniyle Artvin Ardahan arasındaki Sahara geçidinde de ulaşımda aksamalar yaşandı. Bayburt'un bazı köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı. Erzincan-Sivas karayolundaki Kızıldağ'la Sivas-Suşehri karayolundaki Geminbeli geçitlerinde de kar yağışı vardı. Artvin'in yüksek kesimlerindeki manzara kış mevsimini aratmadı. Rize'nin Anzer Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerse Bitlis'ten. Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolda kar temizleme çalışması yapıldığı sırada kar yağışı bastırdı. Bugün 6 Mayıs tarih itibariyle yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandık. Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. Van'ın Başkale ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Sıcaklığın mevsim normallerinin altına düştüğü Kayseri'nin yüksek bölgeleri de yağıştan payına düşeni aldı. Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü. Adıyaman Nemrut'ta bulunan dev heykeller de bahar sonunda gelen karla beyaz örtüyle kaplandı. Geçen yıl 8 Haziran'da başlatılan müsilajla mücadele çalışmaları ilk meyvesini verdi. Müsilajın etkisinin azalmasıyla deniz canlıları yeniden görünür hale geldi. Süngerler canlandı, deniz kestanelerinin sayısı arttı. Denizin yüzeyi de tabanı da temizlendi. 10.292 hektar alandan 11.129 metreküp müsilaj çıkarıldı. 8 Haziran'da başlayan müsilaj seferberliği meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz sene Marmara Denizi'nde görülmeye başlanan müsilajla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hemen harekete geçti ve bu kapsamda bir yıl içerisinde Marmara Denizi'nin 6 farklı noktasında 622 çalışma yaptı ve bu çalışmalarda özellikle son dönemde denizin dibinde de etkisini göstermeye başladı. Müsilajın etkisinin azalmasıyla deniz canlıları da yeniden görünür hale geldi. Süngerler canlandı, deniz kestaneleri çoğaldı. Bakanlık tarafından 57 bin denetim yapıldı. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olurken denetimlerde 350 milyon lirada ceza kesildi. Müsilajla mücadele için yapılacak yeni düzenlemeyle cezaların 2 kat artırılması planlanıyor. Düzenlemenin ilerleyen günlerde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir kasırga etkili. Kasırga son olarak Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde etkili oldu. 29 Nisan'da kasırganın vurduğu Kansas'taki hortuma ait güvenlik kamerasının çarpıcı görüntüleri yayınlandı. Rusya'nın Omsk bölgesinde ise yangınla mücadele edilirken Adige Cumhuriyeti'nde sel zor anlar yaşattı. Hortum yavaş yavaş yaklaştı. Önüne kattığı her şeyi savurdu. Şiddetine araçlar bile dayanamadı. 29 Nisan'da ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen kasırgaya ilişkin görüntüler yayınlandı. An be an kaydedilen felakette yaklaşık 100 yapı hasar gördü. Kasırga şimdi de Teksas ve Oklahoma eyaletlerini vurdu. Afetin Oklahoma şehrine etkisi havadan görüntülendi. Çatılar uçtu, bir okulla bazı binalar büyük hasar gördü. Rusya'da da Adige Özerk Cumhuriyeti'nde su seviyesinin yükselmesi zor anlar yaşattı. Rusya Acil Durum Bakanlığı mahsur kalan 17 turistin kurtarıldığını açıkladı. Rusya'nın Omsk bölgesi ise alevlerle mücadele ediyor. Yangın nedeniyle evsiz kalanlar oldu. Bölgede acil durum ilan edildi. Hindistan sıcak hava dalgasının etkisinde bazı şehirler risk altında. Son 100 yılın en sıcak Mart ve Nisan aylarından yaşandığı ülkede 20 kişi hayatını kaybetti. Eyaletler can kayıplarını önlemek için çalışma planları oluşturdu. Sıcak hava kuşları da etkiliyor. Susuz kalan kuşların yardımına gönüllüler koşuyor.
Türkiye ihracatı hız kesmiyor. Nisan'da bugüne kadarki aylık en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Türkiye'nin 12 aylık ihracatı 240 milyar doları aştı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hırsızlık zanlısının kamufle olma yöntemi şaşırttı. Sırtında taşıdığı trambolinle güvenlik kameralarından saklanmak istedi ancak başarılı olamadı. Karanlıktan yararlanmak istedi, yüzünü trambolinle gizlemeye çalıştı. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki ilginç hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Yunus Emre mahallesindeki bir marketin önünden geçen şüpheli sırtındaki trambolini paravan olarak kullandı. Kilitli dolap kapaklarını açmak istedi. Ancak bu çabası sonuç vermedi. Çıkardığı gürültü üst katta bulunan market sahibini alarma geçirdi. İş yeri sahibi bağırınca kaçtı. Kamera sistemine girdim. Bir baktım bir tane bayanın burada kilitleri yanındaki getirdiği anahtarlarla kurcaladığını gördüm. Daha sonra ilginç taraf olayın sırtında trambolin vardı ve yolu kendine kamufle etmeye çalışıyordu. Polis görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheliyi arıyor. Ahmet Ceylan Erzurum'da 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy'un hayatını son anda yaptığı hamleyle kurtarmıştı. 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren minik kızla kahramanı hastanede buluştu. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. 6. kattaki çocuğu fark etti. Yolun karşısına koştu, balkondan düşen minik yavrunun hayatını kurtardı. Erzurumlu Ahmet Ceylan, 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy ile günler sonra hastanede buluştu. En büyük mutluluk Azra'nın tekrar aramızda olması. Umarım en kısa zamanda gülüp koşup oynayacak. Benim için çocuk ayrı bir kategoridir. Küçük kız 15 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Erzurum valisi Okay Memiş ve Ahmet Ceylan hastaneye giderek Ceren'i ziyaret etti. İnşallah çok. O olayı anlık olarak gören Ahmet kardeşimiz de anlık bir refleksle ve büyük bir kahramanlık örneği göstererek kendi hayatını da adeta hiçe sayarak Azra kızımızı kurtarmak için bir hamlede bulundu. Bugün normal servise çıktı çocuğumuz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. O kadar mutlu oldum ki yani bunu şu anda duygularımdan dolayı ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten. Kalçası ve ayağında kırıklar oluşan küçük kızın hastanedeki tedavisi sürüyor. Dostlarımız sağ olsun. Yani bizi yalnız bırakmadı. Adana'da annesi ölen ve babası tarafından terk edilen engelli çocuğa teyzesi sahip çıktı. Yeğenine 4 yıldır annelik yapan fedakar teyze, Türkiye Sakatlar Derneği tarafından yılın annesi seçildi. Önce annesini kaybetti, ardından babası tarafından terk edildi. Küçük Emirhan'a teyzesi kucak açtı. Ben anne. Adana'da yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Emirhan için teyzesi Filiz Şeroğlu iyilik meleği oldu. Fedakar teyze 3 çocuğunun yanı sıra yeğenine gözü gibi bakıyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Altına bezini ben bağlıyorum, yemeğini ben yediriyorum. Acıktım diyemiyor, altıma yaptım diyemiyor. Şöyle sinir güçlerini. Filiz Şeroğlu Emirhan'ı öz çocuklarından ayırt etmiyor. 4 yıldır ona annelik yapıyor. Rabbim iyi ki de Emirhan'ı bana nasip etmiş. O her şeyim ya ben. Psikolojimi düzlüyor. Öptüğüm zaman, kokladığım zaman her şeyi unutuyorum. Cennet kokusu var onda. Anne olmak çok farklı bir şey. Çok çok farklı. Türkiye Sakatlar Derneği, Filiz Şeroğlu'nu fedakarlığından dolayı yılın annesi olarak seçti. Şeroğlu, yeğenini hayata bağlayabilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Kocaeli'nde bir belediye otobüsünün şoförü yolda Türk bayrağı görünce aracı durdurdu ve onu yerden kaldırdı. O görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. Türk bayrağını yerde bırakmaya gönlü el vermedi. Otobüs şoförünün hassasiyeti sosyal medyanın en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Kocaeli'de belediye otobüsü şoförlüğü yapan İbrahim Aslan, Sarıhocalar Köyü Şirintepe seferi sırasında yerdeki Türk bayrağını fark etti. Duruma kayıtsız kalamadı. Kavşaktan dönerken kırmızı bir şey hissettim yerde.
durdum. Tam geçiyordum, baktım. Dedim bu bayrağımız olabilir, Türk bayrağı olabilir. Tekrar aracımı kontrollü bir şekilde, kavşak noktası olduğu için kontrollü bir şekilde park ettim aracımı. Sağa uygun bir şekilde çektim. İndim baktım, Türk bayrağımızmış. Aldım, güzel bir şekilde aracıma koydum. Duyarlı sürücüyü ilk önce yolcular tebrik etti. Şehitlerimizin kanıyla bulanmış Türk bayrağımızı hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bırakmayacağız da. Nerede olsa her gencin, her Türk'ün başına geleceği bir vazife. Biz de vazifemizi yerine göre, layığıyla yerine göre yaptık. İbrahim Aslan artık her seferine torpidonun üzerine koyduğu o bayrakla çıkıyor. Fahiş artış yapmak isteyen ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken bazı fırsatçı ev sahipleri şimdi de tadilat bahanesini devreye soktu. Evi bir başkasına daha yüksek fiyata kiraya vermek isteyen ev sahipleri tadilat yaptıracağını söyleyerek mevcut kiracıya evden çık baskısı yapıyor. Peki bu yasal bir talep mi? Bu durumla karşılaşan kiracılar nelere dikkat etmeli? Yanıtı haberimizde. Bahanelerle kiracıyı taciz edip kiraları daha çok yükseltmeye çalışıyor. 2 liraya otururken adam çık sen 9 liraya vereceğim, 7 liraya vereceğim, üst kattaki o kiraya verdi, çıkın diyor. Kimi normalin üzerinde kira zammı istiyor, kimi evden çıkarmak için uğraşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sürerken bazı fırsatçı ev sahipleri kiracıyı evden çıkarmak için yeni bir bahane buldu. Eğer ki 5 senenin üzerinde bir kiracıysanız, ev sahibi size mahkeme yoluyla kira tespit davası açıp bölgedeki raiç bedellerin oranına kiranızı getirtebilir. Ama kimi fırsatçı ev sahipleri kanunla belirlenen bu hakları hiçe sayıyor. Mevcut kiracısına tadilat yapacağını belirterek evden çıkması için baskı yapıyor. Burada amaç evi bir başkasına daha yüksek fiyata kiraya vermek. Tadilat yaptıracağım işte, ben oturacağım. Oğlum gelecek, kızım gelecek. Yani kira miktarları atıyorum 2 liraysa 5 liraya vermeye çalışıyorlar, 6 liraya vermeye çalışıyorlar. Fahiş fiyatla kira almak için yapılıyor. Mahkemelerde kiracı ve ev sahipleri davaları çok fazla birikti. Kiracılar özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerle tatil beldelerinde ev sahibinin tadilat yaptıracağım bahanesiyle sık karşılaşmaya başladı. Kiracı içerisinde otururken, evde otururken yapılabilecek olan tamirat, tadilatlarda kiracının çıkması talep edilemez. Boya yapılacak, badana yapılacak, su tesisatının bir bölümü değişecek ve bunlar kısa süreli. Peki bu tadilatın uzun süreli ve detaylı olacağı belirtiliyorsa kiracılar nasıl bir yol izlemeli? Kiracının içeride oturmasını imkansız hale getiren inşa, imar veya onarım yapılması durumunda kiracının çıkması gerekiyor. İşte orada proje değişikliği yapması gerekiyor ve onları da işte belediyeden ilgili izinleri, ruhsatı alıp onları sunması gerekiyor. Söz konusu tamirat, tadilat yapıldıktan sonra tekrar otur diye kiracıya tebligat çıkartması gerekiyor. Türkiye ihracatta hız kesmiyor. Nisan'da bugüne kadarki aylık en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Türkiye'nin 12 aylık ihracatı 240 milyar doları aştı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaşılmış oldu. 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Türkiye ihracat hedefine adım adım yaklaşıyor. Nisan'da tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı. 23 milyar 400 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye'nin 12 aylık ihracatı 240 milyar doları aştı. Böylece yeni rekor kırıldı. 240,1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2022 yılı yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan ayında 8 sektörde ihracat rekoru kırıldı, 25 sektör ihracatını arttırdı. Başı çeken sektör 3,3 milyar dolarla kimya sektörü oldu. Onu 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü izledi. Üçüncü sırada ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yer aldı.
Türk malı ürünler dünya pazarlarında yerini alırken bunda 61 ilde artan satışlar etkili oldu. Nisan'da en çok ihracat gerçekleştiren il %30 artışla İstanbul oldu. 9,4 milyar dolar ihracat yapıldı. İkinci sırada yer alan Kocaeli'den dünyaya 1,9 milyar dolarlık satış yapıldı. Kocaeli'yi İzmir ve Ankara takip etti. Nisan ayında 214 ülkeye ihracat yapıldı. 155 ülkeyle de ihracat arttı. En çok ihracat 2 milyar dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'yı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık izledi. En büyük pazar %29'da Avrupa Birliği oldu. Nisan'da Türk lirasıyla yapılan ihracat %55 arttı. 162 ülke ve bölgede Türk lirasıyla ihracat yapıldı. 8,7 milyar lira tutarında ihracat gerçekleştirildi. Et ve Süt Kurumu kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçların kullanılacağını açıkladı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu tarafından yapıldı. Ramazan ayının son günlerinde et fiyatlarında başlayan spekülatif fiyat hareketlerinin takip edildiği belirtildi. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmanın hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vereceği vurgulandı. Açıklamada Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacağı belirtildi. Efendim devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşıyla küresel çapta gıda ve enerji fiyatlarında artışa neden oluyor bu savaş. Avrupa ülkeleri Rusya'dan çok miktarda doğalgaz alıyor. Rus gazı Avrupa Birliği'nin doğalgaz ithalatının yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi küresel enerji piyasasını istikrarlı tutmak ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı daha kararlı duruş sergilemesini sağlamak için alternatifler üzerinde çalışıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın etkileri bölgeyle sınırlı değil. Gıda tedariki ve enerji fiyatı bakımından küresel çapta etkileri büyük. Enerji meselesi Avrupa'nın politikalarını da etkiliyor. Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden, küresel çaptaki enflasyon ve enerji fiyatlarının artmasına gerekçe olarak savaşı gösteriyor. Rusya'dan enerji ithalatını yasaklayan Amerika Birleşik Devletleri, en büyük petrol üreticisi olarak stratejik rezervleri ve açılmamış kuyularıyla kendi kendine yetebiliyor. Ancak aynı şey Avrupa için geçerli değil. Avrupa ülkeleri Rusya'dan büyük miktarda doğalgaz alıyor. Rus gazı Avrupa Birliği'nin doğalgaz ithalatının yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Putin 1 Nisan itibarıyla doğalgaz ödemelerinin rubleyle yapılmaması halinde anlaşmaların durdurulacağını söylemişti. Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu talebi yerine getiremeyeceklerini açıklayınca Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durdurdu. Avrupa'dan Rusya'ya karşı daha kararlı ve caydırıcı olmasını isteyen Washington, bu amaçla eski kıtanın enerji çeşitliliğini artırmaya çalışıyor. Asya ve Orta Doğu'daki alternatif üreticilerle görüşülüyor. Amerika Birleşik Devletleri şirketleri de Avrupa'ya yıl sonuna kadar 15 milyar metreküp LNG götürecek. It's not, you know, to take LNG requires infrastructure. So Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve diğer büyük tedarikçilerden Avrupa'ya LNG miktarı artırılabilir. Ama LNG gönderiyorsanız yeniden gazlaştırma için altyapı gerek. Sonuçta çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Alternatif doğalgaz kaynağı bulmaksa kolay değil. Katar, Cezayir ve Nijerya gibi alternatif doğalgaz ihracatçıları üretimi artırabiliyor olsa da taşınması için 10 yıllarca sürecek boru hattı yatırımı şart. Avrupa, Trans Anadolu boru hattı ve diğer seçenekleri de göz önünde bulunduruyor. What's the gas price going to be when we get this thing built? Avrupa Rus gazından kurtulmak için bazı yollar arıyor. Rus gazı dışındakileri Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hatlarının genişletilmesi gibi İskandinavya'dan da onlara daha fazla gaz sağlamak için o bölgelere bakacaklar. And so plentiful in Europe. Temiz enerjiye yatırımla doğal gaz bağımlılığından kurtulma seçeneği üzerinde de duruluyor. Bu alanlarda yatırımların da en az 10 yıl içerisinde tamamlanabileceği belirtiliyor.
Türkiye uluslararası arenada emsal niteliğinde önemli bir dava kazandı. Avrupa Birliği'nin çelik yaptırımına karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde açılan dava Türkiye lehine sonuçlandı. Avrupa Birliği'nin 2018'de çelik ürünlerine getirdiği yaptırım kararı mahkemeden döndü. Türkiye Avrupa Birliği'ne karşı açtığı davayı kazandı. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği 4 yıl önce bazı çelik ürünlerinin ithalatında global tarife kotası getirmişti. Türkiye bu kapsamda 17 kategoride nihai önleme tabi tutuluyordu. Bu durum yargıya taşındı. Türkiye Avrupa Birliği'nin çelik korunması kararına karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu, dava açıldı ve o dava Türkiye lehine sonuçlandı. Dava kapsamında kurulan panel Türkiye'nin tezlerini destekledi. Avrupa Birliği'nin uyguladığı önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti. Karar raporunda Avrupa Birliği'nin önlemlerini Korunma Önlemleri Anlaşması'na uyumlu hale getirmesi gerektiği belirtildi. Çelik önlemine karşı Türkiye'yi haklı bulan karar emsal niteliğinde. Avrupa Birliği açısından kesin ve bağlayıcı. Kararın Avrupa Birliği'nin önlemlerini gözden geçireceği Temmuz ayından önce çıkmış olması da önemli. Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre kararın eksiksiz uygulanmasıyla birçok çelik ihracatçısı ülke Avrupa Birliği pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek. Efendim, Diyarbakır-Batman tren seferleri yenilenen setlerle hizmet vermeye başladı. 4 vagonlu 262 yolcu kapasiteli trende yolcular daha konforlu şekilde seyahat edecek. Diyarbakır-Batman bölgesel treni günlük karşılıklı 4 seferle hizmet veriyor. Devlet Demiryolları Diyarbakır Gar Müdürlüğü'nde ilk yolcular yeni raybüse alındı. Yeni yıl gerçekten hem öğrenciler için hem aileler için Batman-Diyarbakır arası gerçekten mükemmel bir proje oldu. Yani insanlık adına hayırlı olsun diliyorum. Güzel bir şey bu insanlar için. 4 vagonlu 262 yolcu kapasiteli tren hattı kullananlardan tam not aldı. Şimdi bu yeni tren diğerlerden çok farklı. Bu hem geniş hem rahat. Yani bu diğerden çok farklıdır. Hem aile için, çocuklar için. Yeni tren setleriyle engelli bireyler için de yolculuk daha kolay olacak. Tekerlekli sandalye bölümü bulunan vagonlarda rahatlıkla yolculuk yapabilecekler. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 12 ülke milli mutfaklarından örneklerin sergilendiği festivalde Anadolu'nun lezzetleri büyük ilgi gördü. Çeşit çeşit ürünler, yöresel kıyafetler, milli müzikler. Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa, uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor. 28 yıllık Ermeni işgalinin ardından kurtarılan kent bu kez gastronomi festivaline ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa'da ilk kez bir gastronomi festivali düzenlendi. 12 ülkeden katılımın olduğu festivalde birbirinden güzel seçme lezzetler yer aldı. Festivalde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin mutfağından lezzetler sunuldu. Türk mutfağına ilgi yoğun oldu. Katılımcılar şeflerin hazırladığı eşsiz lezzetleri tattı. Her bir mutfağı deneyimlemeye çalıştık. Çok beğendik. Umarım önümüzdeki yıllarda gelmeye devam ederiz. Yemekler çok lezzetli. Farklı farklı ülkelerden birçok yemeği deneme şansımız oldu. Çok keyifliydi benim için. Azerbaycan'ın tüm bölgelerinden en gözde yemekler de festivalde yer aldı. Davetliler, usta ellerden çıkan yemeklerin tariflerini öğrenme imkanı da buldu. Şuşa'da düzenlenen Milli Gastronomi Festivali'nde sadece yemekler ön plana çıkmadı. Ülkelerin milli ve manevi değerleriyle geleneksel dansları ve kıyafetleri de gösterildi. Festival 8 Mayıs'a kadar devam edecek.
Sevgili izleyiciler, bugün Türkiye'deki radyo yayıncılığının 95. yıl dönümü. İstanbul Büyük Postane'den yapılan ilk anonsla Türkiye radyo ile tanıştı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı radyo günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sobacı 17 radyo kanalıyla TRT'nin insanı önceleyen değer odaklı içerikleriyle hem kulaklara hem gönüllere hitap ettiğini söyledi. Alo alo. Muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu. Tarih 6 Mayıs 1927. Yer İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane. Postanenin çatı katından Eşref Şefik'in yaptığı bu anonsla Türkiye'de radyo yayıncılığı başladı. Baş döndüren dijital dönüşüme rağmen radyo 95 yıldır vazgeçilmezliğini korudu. TRT kendini sürekli yenileyerek radyo yayıncılığının da her dönem öncüsü oldu. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. İlk anonsun yapıldığı o tarih Türkiye'de radyo günü olarak kutlanıyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da bu özel gün dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İşte sözün gücü, sesin büyüsüyle radyo daima dedi. Aradan geçen yaklaşık bir asırlık süre zarfında uzakları yakın eden, seslerini duyuramayanların sesi olan, okul olma kimliğiyle önemli isimler ve sanatçılar yetiştiren TRT radyoları, insanı önceleyen, değer odaklı içerikleriyle hem kulaklara hem gönüllere hitap ediyor. Mehmet Zahit Sobacı, radyonun her yaştan insana yol arkadaşı olduğunu söyledi. TRT'nin 17 radyo kanalıyla 7 kıtaya yayın yaptığını vurguladı. TRT ailesi olarak söz ve ses var olduğu sürece radyonun da var olmaya devam edeceğini biliyor, onu geliştirecek güçlü adımlar atmayı sürdürüyoruz. Müziğin tüm renklerini bilgi, yorum ve düşünceyle harmanlayan radyo kanallarımızla radyonun sadece bir müzik kutusu haline gelmesine şerh düşüyoruz. Güzel Türkçemizi en doğru şekilde kullanma hassasiyetimizi her daim koruyoruz. Efendim kutlu olsun, daha nicelerine diyelim. Ana haber bültenimizi bu haberle birlikte noktalayalım. Saat başında saat 21'de Sıcak Nokta programıyla Hüseyin Günay karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.